Evet, tilavet secdesi bugünlerde hatimler artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıldı. 18. 19. cüzler okunuyor. Rabbim mukabeleleri, hatimleri kabul eylesin. Kur'an'da geçen 14 tane tilavet ayeti var. Bu ayetlerin kendisini okumamız, orijinal Kur'an'dan okumamız veya dinlememiz veya mealini okumamız veya mealini dinlememiz halinde de secde etmemiz gerekiyor. Hemen secde dersek en güzeli, vacip olan hemen secde etmektir. Unuttuysak ya da başka bir işten sonra yaparım diye hatırladığımız zaman hemen secdemizi yapmak lazım. Nasıl secde yapıyoruz? Müştebayı alalım böyle. Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya. Her bir secde ayetine, her bir secde ayet için ayrı ayrı secde yapıyoruz. Kur'an'da 14 yerde var. Okuduk Kur'an-ı Kerim'i. Diyelim ki işte İsra suresi, Kehf suresi okuduk. Enbiya suresi, böyle böyle Ra'd suresi. Buralarda secde ayetleri var bazılarında. Bir secdeye geldik. Secde ayetine geldik. Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya diyoruz. Hiç ellerimizi kaldırmadan, doğrudan rükûya falan gitmeden Allahu Ekber secdeye gidiyoruz. Secdede farz olan elimizi, dizlerimizi, ellerimizi, alnımızı, ayaklarımızı, yedi azayı yere koyuyoruz. Bunlar farzdır. Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber ayağa kalkıyoruz. Doğrudan. Semi'ana ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Ya Rabbi bağışını dileriz. Rabbimiz dönüş sanadır diye bu ayeti okuyoruz. Semiyena ve ata'na gufranike Rabbena ve ilekel masir. Bu duayı okuyoruz. Ve bir tilavet secdesine bir tilavet secdesi yapmış oluyoruz. Aynı tilavet secdesini aralıklarla aynı ayet olsa da 5 dakika sonra gene okudun, 10 dakika sonra gene okudun. Her seferinde ayrı tilavet secdesi yapacağız. Tilavet secdesini, bir secde ayetini kaç defa okursak o kadar tilavet secdesi yapmamız lazım. Aynı anda değil de farklı zamanlarda aynı ayeti de tilavet secdesini ayeti okursak tilavet ayetini secde etmemiz gerekiyor. Bir daha yapalım. Tilavet secdesi okuduk. Mesela Alak suresinin sonunda var. Okuduk, dinledik. Biz de duyduk. Cemaat halinde de yapılır. Cemaat halinde biri öne geçer. Ben buradayım. Bütün cemaat mukabele okurken secde ayeti geçti. Geçin arkaya. Herkes kıbleye döner. Allahu Ekber derim ben. Herkes secdeye gider. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Semi Allahu Lümen Hamide. Ya da Allahu Ekber. Semi Allahu Lümen Hamide yok burada. Allahu Ekber diye kalktık. Doğrudan Semiyana ve Ata'na Ufranike Rabbena ve Lekel Masir. Cemaat halinde topluca da secde yapmış oluruz. Namazdayken tilavet secdesi, namazda okuduğumuzda daha sonra okumaya devam edeceksek aynı rekatta namazda okurken tilavet secdesini okuduk. Burada da doğrudan Allahu Ekber secdeye gideriz. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber diye kalkıp okumaya devam ederiz. Sureyi okumaya devam ederiz. Ondan sonra rükûmuzu yaparız, sonra secdelere gideriz. O rekatı tamamlarız. Namazda okuduğumuz secde ayetinden hemen bir iki ayet sonra rükû, secde, ayet bitiyor okumayacaksak o zaman rükû ve secde yaparız. Ayrıca tilavet secdesi gerekmez. Mesela Alak suresinde bitirdik. Doğrudan secdeye gitmeyiz. Rükû yaparız, secde ederiz. Secdeyi de yapmış oluruz. Tilavet secdesini de Hocam, yapmış her oluruz. seferinde niyet şart mıdır? Mesela Her iki tane seferinde. tilavet secdesi yapacağım. Evet, her birine ayrı ayrı yani yeni bir secde yapacağımızı Evet. niyet etmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.